Herkese merhabalar. Futbol Manager 2024'te Galatasaray kariyerimizin 3. sezon final videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Birazdan Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'de final oynayacağız ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş finali maçlarını oynayacağız. Gerçekten hikayesi başka bir sezon oluyor. Liverpool maçından sonra bir Real Madrid yarı final serisi yaşadık. İnanılmazdı. İlk yarı 5-1 Santiago Bernabéu'da. İkinci yarı penaltı kaçırdık. 5-5 olabilirdi. 5-4'te döndük Ali Sami Yen'e ve 2-0'la Real Madrid'i yenerek Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'in rakibi olduk. Real Madrid maçının devre arasında yapmış olduğumuz taktik değişikliğini, faydasını görmüştük o maçta. Ve geri kalan ligdeki Paris Saint Germain maçına olan karşılaşmalarda bu taktiği kullandım. Yeni sezonda da bu sistemle devam edeceğiz. Birazdan Paris Saint Germain maçına da yeni taktiğimizle çıkacağız. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u 1-0 yendik. Türkiye Kupası yarı final ikinci ayakta. Total 6-1'lik skorla Beşiktaş'ın rakibi olduk Türkiye Kupası finalinde. Şanlıurfa Spor deplasmanı 3-0 ligde. Alanya deplasmanı 4-1 ve Başakşehir'de 6-0'la geçmeyi başardık arkadaşlar. 34 maçta 33 galibiyet 1 mağlubiyetle şampiyon olduk Süper Lig'de. Şimdi Paris Saint Germain maçındayız. Videonun sonunda sezonluk verilere, önümüzdeki sezon planlamasına kısaca göz atacağız, size bahsedeceğim. Evet, Paris Saint Germain maçındayız. Yeni taktiğimiz bu şekilde arkadaşlar. Önümüzdeki sezonda bu taktik üzerine göre bir planlama yapmayı düşünüyorum. Mecburen Fatavu'yu sol kanat bekte oynatıyorum. Çünkü başka adam yok. En azından sol ayaklı ve fizik gücü yüksek bir oyuncu. Biliyorsunuz beksiz bir oyun oynuyorduk bugüne kadar. İlk 11'imiz Ernst, Renan, Campbell, Fatavu, Gallagher, Fernandez, Sasha, Boya, Yamal, Arda, Kvara ve Gures şeklinde Neymar'ı 7'ye attım. Fizik gücü lazım. Bu karşılaşma biraz fizik karşılaşması. Hadi bakalım. Yani buraya bir peri masalı edasıyla geldik. Müthiş geri dönüşlerimizi attık. Bugün olmazsa da olmaz. Olmazsa da zaten bana yazar. Bu sezon çok kötü planlama yaptık her anlamda. Transfer planlamamız berbattı. Alınan gelen oyuncular yanlış işler yaptık. Onun bedelini öderiz. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar ama bu kadar plansız bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde finale gelmekte en azından başarı. Evet, Paris Saint-Germain'in kadrosuna bakacağız. Luis Enrique'nin ilk 11'ine bakacağız. Bakalım. Üçlü orta saha Ramos, Mbappe, Dembele hücum attı. Mendes, Hernandez, Marquinhos, Skriniar defansı ve Donnarumma. Zor takım. Yedeklerde Hakimi ve Asensio var heriflerde. Haydi çocuklar, sizdeyiz. Üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Olur ya da olmaz. Bakacağız. Ama buraya gelmekte bu müthiş heyecanı bize yaşattıkları için de sahaya çıkan hepsine teşekkür ediyoruz. Haydi çocuklar. Evet, karşılaşmanın da 4. dakikası. Ernst, Renan, Gallagher, Fatavu. Fatavu lütfen oğlum, sakın oğlum. Bak, mevkin değil, biliyorum. Biliyorum. Bir maç oyna. Bitir Galatasaray kariyerini. Razıyım. Robert Renan, Gallagher, Fatavu. Sanki top kaybı yapacağız basit gibi geliyor. Getson. Getson iyi sürdü dripling halinde. Kvara. Gallagher, Fatavu kaçtı. Gallagher, Getson iyi çıktı. Gurasi. Ulan gelir mi? Gurasi! Donnarumma'nın üstüne vurdu. Donnarumma ve korner. İyi geldik. İlk tehlike Galatasaray'ımızdan 5. dakika. Şimdi Gallagher. Hadi çocuklar. Gurasi'den önce savunma çıkartıyor tehlikeyi. Getson, dikkat oğlum. Şimdi Skriniar, karşılaşmanın 6. dakikası. 0-0 eşitlik var. Marquinhos. Kaleci Donnarumma. Hernanes, Ugarte, Donnarumma, yine Hernanes. Savunmadan çıkmaya çalışıyorlar. Nuno Mendes. Arda'cığım bassam mı diyorum. Şimdi Gurasi aldı. Bir geçiş hücumu yakalayabiliriz. Şimdi Yamal, Getson, haydi Kvara. Haydi Kvara, haydi oğlum, haydi oğlum. Evet, karşılaşma 26. dakikasındayız. Gurasi inanılmaz bir pozisyon kaçırdı arkadaşlar. Kendime gelemedim ya. İlk 30 dakika Galatasaray'ımız üstünlüğüne geçti. Net pozisyonları bulan biz olduk. Paris Saint-Germain'e fırsat vermemek önemli ama hücumda biraz Arda'nın ve Yamal'ın devreye girmesini bekliyoruz. Karşılaşmanın da 42. dakikasına geldik. Finalde skor 0-0 an itibariyle fena olmayan bir futbol var. Özellikle takım savunmamızın çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Gurasi çok uygun bir fırsattan yararlanamadı ve 0-0. Evet, karşılaşmada 3-3 isabet, 0-32 gol beklentimiz var ama rakibinde 2 isabet, 3 şut ve 0-12 gol beklentisi var arkadaşlar sadece. Gelişebilir bir oyun bu arkadaşlar. Gelişebilir bir oyun. Şimdi şöyle bir gelelim bakalım. Abi Arda 6-4. Arda yerine gel Neymar gelsin ya. Gel Neymar. Fatavu çok kötü ama Fatavu'ya kızamıyorum ki. Fatavu'ya ne diyeceğiz? Oynayacak mecburen. Haydi çocuklar.
Evet arkadaşlar 63. dakikadayız. Tam bir technical savaş var. Pozisyon bulamadık ama biz bulamadık ama Paris Saint-Germain'e de pozisyon vermiyoruz. An itibariyle şöyle bir bakacağız, şöyle bir bakacağız. Neler yapabiliriz? Bir tık önde basabiliriz. Bir tık önde basabiliriz. Biraz riski alalım. Gallagher. Savaşçı orta saha savunmaya atalım. Bir tık öne atalım. Haydi. Haydi çocuklar. Dakikalar 74. Neymar. Oh be Donnarumma ellerine ya. Valla bu dakikadan sonra yiyeceğimiz bir golle şu maçı verirsek çok üzülürüm yani. Valla çok üzülürüm yani. Nuno Mendes. Alın oğlum şu topu. Aferin Saşa. Nereye? Nereye? Saşa. Saşa. Saşa bırakma. Saşa. Bırakma Saşa. Dokunun çocuklar. Penaltı yapmadan ama. Aman çocuklar. Of. Evet arkadaşlar 79'a geldik. Herifler pozisyon bulmaya başladı. Biz şunu yine gizli ömrü buraya atalım. Salma risk almayalım. Risk almayalım. Uzatmaya da gidersek gidelim. Ata onun yerine bir Yasin atabilirim oraya ya. Yasin Özcan solda oynar. Sol ayaklı zaten o da. Saşa çok kötü ama Saşa'yı alamayacağım. Fernandez yerine bir Orkun hamlesi yapalım. Yani Neymar kötü. Yamal hiç yok sahada. Biraz hücum oyuncularımızdan bir şeyler bekliyoruz yani. Bir şeyler bekliyoruz. Hadi. Ve 85. dakika final uzatmaya doğru gidiyor arkadaşlar. Ben yalnız oyundan memnunum bunu söyleyeyim. Oyun gelişebilir bir oyun. Hücum performansımızı arttırdığımızda çok iyi bir Galatasaray izleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Yasin dakika 90 artı 1. Kvara. Robert Renan. Ulan ol. Aman Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim. Campbell. Aman aman Sasha. Sasha. Aman çocuklar. Ne olur bakın dakikalar çok kötü. Orkun. Sasha. Lamine Yamal. Hiçbir şey yapmadım bugün. Murray Campbell. Robert Renan. İleriye taşıdık topu ama Gallagher. Şimdi Ernst. Sakin çocuklar. Sakin ne olur sakin. Of. Pasın ölülüğüne bak. Pasın yavaşlığına bak ölü pasa. Murray Campbell. Çok saçma bir gol yiyecekmişiz gibi hissediyorum. Lan yürü be! Yürü be! Yürü! Stop! Klara şey ya! Ah! 90 artı 2! Klara attı! 1-0 öndeyiz finalde. Tam dakikası. Orkun savunmanın hatası. Elle mi dokunmuş? Kıvar aldı. 90'a vuruyor. 1-0. Oh. Şimdi dur. Şimdi dur. Panik yok. Panik yok. Dur dur dur. Durun çocuklar. Panik yok şimdi. Savunma ağırlıklıya geç. Tempo düşür. Yat. Defanstan kısa pasta çıkma. Standart. Daha geri tık seriye yakın. 3 dakika. 2 dakika. Şampiyonlar Ligi şampiyonuyuz. Evet 3. sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonuyuz. Paris Saint-Germain'i 1-0'la geçiyoruz arkadaşlar. Oh öldük öldük dirildik. 96'da geldi. Yani bu sezonun hikayesi inanılmaz oluştu arkadaşlar. Şu maçta bile hikayesi farklı, daha duygusal bir karşılaşma. Evet Kupa Galatasaray'ımızın elinde. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray'ımız hayırlı uğurlu olsun Galatasaray camiasına. Vermekleri şimdi, vermekleri. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, hakikaten böyle bir sezon yaşar mıyız bilmiyorum arkadaşlar. Hakikaten yaşar mıyız? Dördüncü sezon böyle olur mu bilmiyorum ama muazzam bir sezon ve müthiş bir final yaptık. Çok mu iyi oynadık? Hayır ama çok iyi bir takım savunması sergiledik arkadaşlar. Maçın istatistiklerine şöyle bir baktığımızda Paris Saint-Germain'in 7 şut 1 isabet ve sadece 0.57 gol beklentisi var. 8 şut 5 isabet 0.98 gol beklentisinden Kvara'nın 90 artı 2. dakikadaki golünü bulduk ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Bu taktik gelişebilir bir taktik arkadaşlar. Bireysel oyuncu performanslarını, taktik yatkınlık arttığı sürece çok iyi bir Galatasaray izleteceğime inanıyorum ben. Dördüncü sezonda size tekrardan hayırlı uğurlu olsun Galatasaray taraftarına da diyorum. Dostlar bireysel performanslara da şöyle bir baktığımızda Kıvara 90 artı 2'de gol attı ve maçı kazandırdı. 8.6 ile maçın adamı. Gallagher 7-3, Orkun 7-3 ve genç oyuncu Murray Campbell 7.
Ernst de 7.5'lu oynadı. Bugün Yamal'dan, Neymar'dan, Getson'dan, Fatavu'dan, Arda'dan istediğimiz verimi alamadık. Ama şunu da unutmayın. Sol bekçisi oynadık bir de bu karşılaşmada arkadaşlar. Yani Fatavu mevki dışı oynadı. Yasin tam sol bek değil. Hatta Saşa bile bekliği unuttu. Yani kadro planlamamızı bu taktiğe göre yaptığımızda müthiş bir Galatasaray izleyeceğiz inşallah önümüzdeki sezon. Hayırlı uğurlu olsun, hayırlı uğurlu olsun. Kolları yukarı kaldırıyorum. Ne diyelim, helal olsun sizlere. Tebrikler, zaferin tadını çıkarın diyorum. Gerçekten Kıvara'ya da teşekkür ediyoruz. Üzgün ama azgın Kıvaracım benim. Üçüncü sezon, ikinci kez üst üste Şampiyonlar Ligi finali ve kazandık. Evet, şöyle maç, evet orada bir spoiler oldu ama ben vermeyecektim spoiler'ı ya. Evet arkadaşlar, o isme bir bakalım. Hadi. Ruben Neves'e teklif yaptık arkadaşlar. Bir isim daha var. O ismi söylemeyeceğim. Hadi bu spoiler'ı verelim. Kaldım bir anda görünce. Bir sözleşme verdik ki bu arada United'da Newcastle'da istiyor. Bakalım 29 yaşındaki orta saha gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bakacağız. İyi para verdik ama. Evet, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda oynayacağız arkadaşlar. Galatasaray taraftarı Zafer Gökhan Günen şerefine kadeh kaldırıyor. Kadeh kaldırıyorlar. Rakı mı? Rakı pahalı. Köpek öldüren. Kvaratskhelia'yı şöyle bir tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kasamıza paraları da bir güzel sokuyoruz. Şimdi videomuzdaki son maça gideceğiz. Gerçekten büyük bir başarıya imza attığımızı söyleyebilirim. Böyle planlamanın yanlış yapıldığı bir sezonda. Bakın altını çiziyorum. Gerçekten iyi bir planlama yapamadım ben bu sezon transfer planlamasında. Çok iyi bir sezonu geride bıraktık. Yani Liverpool maçı dönüşü, Real Madrid dönüşü bunlar önemli. Ulan bir saat izle yollayamadım sizi ya dur. Hah. İki gün dinlenin. Muazzam. Hikayesi farklı bir sezon arkadaşlar. Ve şimdi Türkiye Kupası finaline gidiyoruz. Ondan sonra bireysel oyuncu performanslarına bakacağız. Neler yaptığımıza şöyle bir sezon özeti yapacağız arkadaşlar. Ve dördüncü sezon planlamasından size bahsedeceğim. Bu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda bu iş bitmez. Galatasaray'ı Avrupa'nın bir numarasına çıkartmadan görevimiz tamamlanmaz arkadaşlar. Hadi bakalım, rahat bir maç. Ben de kahvemi alacağım. Mis gibi bir zevk sigarası yakacağım ilk önce. Genç kardeşlerimiz, kötü bir alışkanlık ama bunu söylemek istedim sadece. Özür dilerim. Yanlış anlamayın lütfen. Ve daha sonra da Türkiye Kupası'nda bu sezonun son resmi maçı Beşiktaş karşısındayız. Sezonun son maçında Beşiktaş karşısına çıkacağız ama Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan sonra bazı oyuncularımıza ödüller gelmeye başladı ve aynı zamanda bir geri vites var arkadaşlar. Kvaratskhelia 15 maç 6 gol 7 asist ve 7.76 performans puan ortalamasıyla Şampiyonlar Ligi'nde yılın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Büyük bir ödül diyebiliriz gerçekten. Aynı zamanda Lamine Yamal da sezonun genç oyuncusu ödülünü aldı Şampiyonlar Ligi'nde. 14 maç 8 gol 4 asist ve 7.56'lık performans puanı ortalamasıyla arkadaşlar iki oyuncumuza da teşekkür ediyoruz. Uzun yıllar Galatasaray'da kalmalarını diliyoruz. Bu iki oyuncuyu da satma planım yok ve rüya takıma seçilen Galatasaray oyuncuları. Şampiyonlar Ligi'nde rüya takım açıklandı. Kaleci Ernst, Romero, Sasha Boye ve Kıvara rüya takımın ilk 11'inde yer aldılar arkadaşlar. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en değerli kalecisi Ernst seçildi. İkinci Donnarumma, üçüncü Sommer. Sezonun defansı Lucas Hernandez, Alaba, Nicolas Romero. Sezonun orta sahası Kıvara, Rodrigo ve Lamal ikisi bizden arkadaşlar. Forvet'te ise ismimiz yok. Haaland, Osimhen ve Nunez. Bu ödülden sonra ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan sonra bir geri vites var. Kıvara arkadaşlar biliyorsunuz üzgündü. An itibariyle Galatasaray'da kalmaktan memnun olduğunu basına açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki sezonda takımımızın en büyük kozlarından biri olacak Kıvara. Arkadaşlar bu arada free transferlerle ilgili olarak sıkıntılar var. Avrupa'nın dev kulüpleri Neves ve X diyelim oyuncuya tekliflerini sunuyorlar. Bakalım alabilecek miyiz? Yüksek maaş teklif, imza parası yüksek. İki oyuncuyu da bonservissiz kadroya katabilirsek gerçekten önümüzdeki sezon için çok iyi bir orta sahamız olabilir arkadaşlar. Evet, bu sezonun son karşılaşmasına gidiyoruz. Beşiktaş'ta Türkiye Kupası maçı oynayacağız. Son resmi maç. Ondan sonra sezon değerlendirmesini yapacağız ve planlamamızdan, önümüzdeki sezonun planlamasından bahsedeceğiz ama bu karşılaşmada ufak sıkıntılar var. Milli takıma giden birçok oyuncudan yararlanamayacağız arkadaşlar. Beşiktaş Kupası finalinde Fatou, Yamal, Neymar bu gibi isimler ne yazık ki kadroda olamayacaklar ama sahaya 11 kişi çıktığımız sürece açıkçası sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İlk 11'imize bakacağız. Eksikliklere bir göz atalım. Fatou milli takımda, Neymar, Kuras ve Yamal da milli takımda bu karşılaşmada olmayacaklar. İlk 11'imiz Ernst, Robert, Renan, Murray Campbell, Yasin, Gallagher, Fernandez, Sasha, Boye, Mustafa, Arda, Kıvara ve Domina şeklinde arkadaşlar. Kazanmak istiyoruz. Yani müthiş bir sezon yaşadık. Yani ben hakikaten ilk defa bu kadar heyecanlı bir futbol menajer senesini, sezonu geride bıraktım Galatasaray'da. Bu maçı kaybettikse sıkıntı değil.
Ama önümüzdeki sezon çok çok daha iyi bir Galatasaray kadrosu kurmamız şart. Şart oldu şart. Haydi çocuklar, sizdeyiz. Vurduğumuz golü yediğimiz offside olsun. Evet, karşılaşmanın 17. dakikası içindeyiz. Murray Campbell, Gedson Fernandes. Merkeze oynadı. Kvara, biraz ölü bir top. Azi Ahmetoviç, Omar Colley. Beşiktaş savunmadan çıkmaya çalışacak. Renan Yeron'u yedi. Arda. Şimdi Kvara. Şansı yakalar mıyız? Kvara içinden geçti Kvara. Kvara! Artık mutlu. Artık mutlu. Sezon sonunda mutlu. Bu maçta da atıyor. Finallerin adamı diyebiliriz onun için. 1-0 önde Galatasaray'ımız Beşiktaş karşısında Türkiye Kupası finalinde. Gol Kvara şey ya. Çok iyi dribling. Ceza sahasına girdi. Sol ayakla. Harika vuruyor uzak köşeye. 1-0. Şimdi Murray Campbell. Bu arada Campbell'da gerçekten girişim anlamında çok iyi. Ona da bakacağız arkadaşlar. Birazdan profil incelemeler, sezon performansına bakacağız oyuncularımızın. Kimleri düşünmediğimi kadroda göreceksiniz. Şimdi orta Domine'ye gelmedi. Mustafa Hekimoğlu içeriye, Arda gol pozisyonu. Olmadı Yasin. Gallagher. Yasin. Bir orta daha. Omar Colley. Köşe vuruşu kazanıyor. Galatasaray'ımız. Arda. Evet, Arda ile Orkun'u hemen almamız lazım önümüzdeki videonun başında. Orta. El var diyor hakem. Dakikalar 25. Mert. Omar Colley. Azi Ahmetoviç'ten Mert. Bıraktı Tayyip. Tayyip Talha. Kartal Kayra. Valentin Rozier. İyi çıktılar. Milot Rashica. Azi Ahmetoviç. Beşiktaş gerçekten iyi çıktı. Roşina. Sasha Boya alamadı. Zoyan Nidlar Bitinov. Omar Colley. Azi Ahmetoviç. Ama topu 3. bölgeye şu an taşıtmadık ve Sasha Boya çok güzel girdi araya. Arda'ya bırakıyor. Arda Domina'ya atıyor. Gole gidiyor. Domina. Karşılaşmanın 39. dakikasındayız. Beşiktaş'ın daha şut girişimi yok arkadaşlar kalemize. Omar Colley. Zaynutdinov. Zaynutdinov. Roşina. Zaynutdinov. Omar Colley. Araya girer mi? Girdi ama. Nereye attın Domina ya? Alıp gitseydin ya topu oğlum. Yok abi, bize çok iyi forvet lazım ya. Gurasi'nin Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gol. Yani Domina'nın şu anki performansı falan, bize çok iyi forvet lazım. Tayyip. Kartal. Mijans. Beşiktaş geliyor. İyi çıktılar bu sefer arkadaşlar. Tehlikeli geliyorlar. Roşina. Yerden. İkinci pozisyon. Direkten döndü Beşiktaş'ın en tehlikeli hata. Siyah beyazların en tehlikeli hata. Maçın 41. dakikası. Hazi Ahmetoviç. Gol pozisyonu ve kaleci Ernst. Biraz sanki önde basabiliriz. Biraz önde basabiliriz. Gelmesinler, yaklaştırmayalım. Devam. Evet, 39. dakikaya kadar siyah beyazlara pozisyon vermeyen bir Galatasaray izledik. Ama son 2-3 dakikadır bir Beşiktaş baskısına maruz kaldık. Evet arkadaşlar, ilk yarıyı Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş karşısında 1-0 önde kapatıyoruz. Kvara'nın golü var 18. dakikada. 9 şut 4 isabet, 0.91 gol beklentisi ürettik. Daha da arttırmamız lazım. Beşiktaş'ın 2 şut 1 isabet ve 0.47 gol beklentisi var. 39 ile 40 da bir vitesi arttırdı siyah beyazlar. Şimdi ikinci yarıya çıkacağız. Şöyle elleri kenetleyelim. Haydi diyelim, devam. Mert, dakikalar 53. Kartal. Valentin Rozier. Aradan bıraktı. Yasin araya girdi. Robert Rena. Yasin. Ya bu oyunda birazcık daha hücum performansımızı arttırdığımızda çok güzel, iyi bir Galatasaray izleyeceğimize inanıyorum ben. Murray Campbell. Gedson Fernandes. Kvara. Domina çok güzel çıktık. Arda. Mustafa. Mustafa geldi. Bıraktı Arda. Gol pozisyonu. Müthiş bir gol. Savunmadan kısa paslarla çok iyi çıktık arkadaşlar. Dikine tiki takanın Allah'ını oynadık bu golde. 2-0 öndeyiz. Dakikalar 54. Ve Türkiye Kupası'na doğru gidiyoruz. 4'te 4 yapacağız. Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Türkiye Süper Kupası arkadaşlar. Bir de önümüzdeki sezon videosunda, transfer dönemi videosunda Dünya Kulüpler Şampiyonası oynayacağız. Bir de o var. Onu unutmayalım. Dakikalar 56. Gallagher. Hem maç oynayacağız, turnuva oynayacağız. Hem de transfer yapacağız. Gallagher. Savunma çıkarttı. Bir kafa gol pozisyonu. Arda, Mustafa. Dışarıya. Mert. Yasin. Campbell. Çok iyi fiziği falan arkadaşlar.
Venam'dan istediğimizi alamadık. Ernst bence sezonun sürpriz ismi. Sezon Şampiyonlar Ligi'nde sezonun kalecisi seçildi. Ama bizim gönlümüzün kalecisi, sezonun kalecisi tabii ki Jean Kat. Arsenal performansı unutulmaz. Tarihe not düştük onu. Renan, Gallagher, Kvara, Yasin. Güzel geliyoruz. Kvara. Kvara şel ya dışarıya. Evet 67. dakikaya gel 67. dakikaya geldik. Bir oyuncu değişikliği yapalım. Kvara çok yorgun. Onun yerine Kenan Yıldız'ı atalım arkadaşlar. Nicolas Romero'yu Robert Renan yerine atalım. Orkun da Getson yerine girsin. Hadi devam bakalım. Ve 80. dakikadayız arkadaşlar. Sadece 39 ile 40. dakikalarda bir pozisyon verdik Beşiktaş. Onun dışında güçlü bir oyun var sahada. Gallagher. 2-0'da öndeyiz. Yasin. Gallagher. Bıraktı Romero. Gallagher. Kaleciye dönüyor. Ernst. Uzun bir topu attı. Orkun orada hareketten. Orkun indirdi. Domina bunu at artık Domina. Satacağız. Satacağız arkadaşlar. Çok iyi forvet lazım bize. Yani bu nedir abi? İlk yarıda kaçır. Arda da 9 performans puanıyla oynuyor şu an. Orkun vurur mu? Mert çok iyi çıkarttı. Mert Günok olmasa çok farklı olabilirdi. Çok iyi çıkartıyor Mert topu burada. Arda savunma. Kenan vur oğlum. Kenan attı. Kenan Yıldız 12. gol. Müthiş oynadı. Sakatlıktan döndükten sonra müthiş oynadı. Önümüzdeki sezon özellikle Süper Lig'de çok daha forma şansı bulacak Kenan Yıldız. Gelişimini de takip ediyoruz. 3-0 öndeyiz Beşiktaş karşısında Türkiye Kupası'nda. İşte Romero, Kenan harika vuruyor. Harika bir gol. 3-0. Evet Türkiye Kupası'nda kazanıyoruz arkadaşlar. Müthiş bir sezon finali videosu oldu gerçekten. Dördüncü sezon motivasyonunu almış durumdayız. Çok daha iyi bir transfer dönemi de geçireceğiz inşallah. Ve Galatasaray'ımız Türkiye Kupası şampiyonu yine alışık olduğumuz podyumdayız arkadaşlar. Türkiye Kupası orada o bizim artık tapulu malımız diyebilirim. Federasyon Başkanı Zenci olmuş arkadaşlar. Evet Federasyon Başkanı Zenci Suriyeli herhalde. Çifte vatandaşlık alan bir Suriyeli federasyon başkanımız var. Daha ne istiyorsunuz tüm futbol için siz de çocuklar? Bak gidiyor Kenan Kerşener. Evet biz ünlü eşofmanımızda oradayız. Bu arada üstteki locaya bak locaya. Loca ilginç. Locaya bakıyorum sağ üst köşede de ilginç. İlginç karakterler var. Evet Türkiye Kupası şampiyonuyuz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 4'te 4 yaptık. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda beklentimiz olmasın. Çünkü transfer döneminde olduğumuz için oraya tam kadro gidemeyeceğiz. Eksik bir kadroyla gideceğiz ama ciddi bir kabuk değişimi yaşayacağız. Bunun altını çizelim. Hele free transfer olarak gelecek iki oyuncu olursa orta sahada çok ciddi bir kabuk değişimi olacak. Çok iyi bir forvet, çok iyi bir stoper, çok iyi bir sol bek bakmamız gerekecek. Müthiş oynadık. Yani müthiş oynadık. Maçın istatistiklerinde 22 şut 11 isabet 2.68 gol beklentimiz var arkadaşlar. 3 gol bulduk Kvara, Arda ve Kenan'la. Rakibin sadece 3 şut 2 isabet 0.48 gol beklentisi var. O da 39'da 40 arasında bir baskı yedik. Ve bireysel performanslar. Maçın adamı Arda Güler arkadaşlar. 9.2 ile oynadı Arda. Mustafa çok iyi oynuyor sağ kanatta 8.1. Kenan 7.5, Kvara 7.2, Gallagher 7.2, Yasin 7.3, Sacha Boye 7.1, Orkun 7.2, Romero 7.2 ve Murray Campbell 7.3 ile oynadılar. Ernst de 7.7 ile oynadı. Evet kolları yukarı kaldıralım. Aferin çocuklar diyoruz. Şimdi sezonun analizini, verilerini bir toplayacağız ve videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun paraları da kasamıza sokmaya devam ediyoruz. Arda'yı da tebrik ediyoruz. 1 gol 1 asist 9.22'lik performans puanı sebebiyle. Evet arkadaşlar Süper Lig şampiyonluğu 34 maçta 33 galibiyet 1 mağlubiyet 101 averaj ve 99 puanla geldi Süper Lig şampiyonluğunu aldık. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain'i 90+2'de Kvara'nın golüyle 1-0 yendik şampiyon olduk. Türkiye Kupası'nı kazandık ve Türkiye Süper Kupası'nı kazandık. 4'te 4 yaptık bu sezon bütün kulvarlardaki bu kadar transfer planlaması yaptığımız bir sezonda büyük başarı diyebilirim. Bireysel performanslara gelelim. Evet Kenan Yıldız arkadaşlar. Yani bir Ocak transferi sakatlıktan dolayı da açıkçası biraz beklemek zorunda kaldık onu. Profil gelişecek. Gelişeceğini düşünüyorum. Daha onun antrenman programlarının etkisini göremedik. Uzun bir sakatlık süreci yaşadı. Sezon boyunca 17 maç 8 ilk 11 olmak üzere 12 gol, 5 asist ve 7.57 performans puanı ortalaması yakaladı Kenan. Önümüzdeki sezon için çok ciddi bir beklenti vaat ediyor bu performans.
Kenan'dan sonra arkadaşlar Lamin Yamal, ne diyeyim ben ona, daha 18 yaşında Yamal profil gelişimine devam ediyor arkadaşlar. Hem teknik hem zihinsel hem de fiziksel anlamda tamı tamına 16 gol, 15 asist yaptı. 34 ilk 11 olmak üzere toplam 42 maçta ve 7.56 performans puanı ortalaması yakaladı. Harika bir performans Lamin Yamal'dan. Hakikaten ayakta alkışlanacak iş. Ve Krava üzgündü ama hep azgındı arkadaşlar. Profil zaten artık gelişebileceğin gelişmiş müthiş bir profili var. Bu sezon arkadaşlar 46 maçta sahaya çıktı. 38 ilk 11 olmak üzere. 20 gol. 20 gol, 20 asist, 40 gole direkt katkı ve 7.53 performans puanı ortalaması. Şampiyonlar Ligi'nde 90 artı 2'de attığı gol paha biçilmezdi gerçekten. Evet, Kvara'dan sonra baktığımız zaman genç Yasin'i görüyorum arkadaşlar. Yasin'i bu sezon gerçekten profil anlamında çok gelişim gösteremedi ama herhalde tap profile geldik diyebilirim. Ben de editör olmadığından pot ve mevcut yetenek ve potansiyel yeteneği göremiyorum arkadaşlar. Yasin Özcan bu sezon toplamda 42 maçta sahaya çıktı. 37'si ilk 11 olmak üzere. 3 gol, 4 asist ve 7.42 gayet iyi bir performans ortaya koydu. Onu sol kanat bek yapacağız önümüzdeki sezon. Ve Mustafa Hekimoğlu, o da bir Ocak transferi, Barış'ın yerini aldık ve iyi bir performans gösterdi. Açıkçası hem teknik hem zihinsel hem de fiziksel anlamda gelişimde sürdürüyor. Fiziksel gelişimi çok iyi çünkü Barış fiziksel bir oyuncumuzdu bizim. Ve Mustafa o açığı kapatacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Sezon genelinde Galatasaray'ımızda 7 gol, 8 asist ve 7.35'lik performans puan ortalaması sergiledi Mustafa. İyi performans, daha 19 yaşında. Evet, Mustafa'dan sonra Neymar artık fizik olarak tabii tükenme noktasına gelmiş durumda. Bir sezon daha sözleşmesi var bizde. Dayanıklılık 9, güç 9, hız 10 ama sağ tarafı kapatın. Herhalde teknik diyecek çok fazla bir şey yok. Zihinsel de çok kuvvetli arkadaşlar. Bu sezon 37 golü katkısı var Neymar'ın. Çok iyi bir performans. 24 gol, 13 asist, 7.30 performans puanıyla oynadı. Ciddi bir maaşı var arkadaşlar. 15 milyon euro alıyor. Eğer satabilirsek Neymar'ı önümüzdeki sezon satmayı planlıyorum. Buradan bunu söyleyeyim. İlk 11'de oynayacak kıvamda değil bence artık. Evet, Gurasi yani sezonun ikinci yarısında geldi, sakatlık yaşadı, beğenmedik ama şaka maka kağıt üstünde de iyi bir performansı var arkadaşlar Gurasi'nin baktığımız zaman. 12 gol, 3 asist ve 7.29'da oynadı. Onun opsiyonunu kullanmayacağız. Transfer dönemindeki en önemli hamlemizi forvete yapmaya çalışacağız. Çok çok iyi bir bitirici golcü almamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun çok net farkındayım. Çok iyi bir golcüye ihtiyacımız var. Evet, Gurasi'den sonra Gedson Fernandes. Benim beklediğimin çok üstü bir performansı aldık Gedson'dan. Profil gerçekten zaten iyi bir profili vardı. Gelişimle tamamlamış bir profilden bahsediyoruz. 35 maça çıktı. 29 ilk 11 olmak üzere. 10 gol, 9 asist ve 7.27 performans puanı ortalamasıyla oynadı. Bu çok iyi performans diyebilirim. An itibariyle Gedson'un peşinde Napoli ve Al Nassr var. İyi fiyata satarım arkadaşlar. 30 almıştık. 50-60 gelirse Gedson'la yolları ayırabiliriz. Gedson Fernandes'den sonra ben önümüzdeki sezon çok büyük patlama yapacağını beklediğim yakışıklı abimiz Harrison Murray Campbell var. Profil gelişiyor. Özellikle fiziksel anlamda güçlü bir profil arkadaşlar. Bir lider stoper profili var zaten bu adamda. Yeri geldi Şampiyonlar Ligi'nde defansif orta saha oynadık. Orada da çok iyi performans sergiledi. Bu sezon 23 maça çıktı, 22 maça çıktı, 17'si ilk 11 olmak üzere. 1 gol, 2 asist ve 7.27'lik iyi bir savunma performansı sergiledi. Önümüzdeki sezon ben onu sağ stoperde Asu takımda düşünüyorum. Sol stoperde ise yanına ise çok tecrübeli bir isim düşünüyorum. Bir velet, bir tecrübe. Kısacası yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve Arda Güler, biz Güler. İyi bir sezon geçirdi. Onun 27,5 milyon euro opsiyonu var. Önümüzdeki videoda hemen onu kullanacağız arkadaşlar. Alacağız kadromuza. Artık profilde gelişimini hemen hemen tamamladı diyebiliriz. Gayet iyi bir profil var. Arda arkadaşlar 37 maça çıktı bu sezon. 33'ü ilk 11 olmak üzere. 12 gol, 15 asist ve 7.26 performans puanı ortalamasıyla oynadı Arda Güler, biz Güler. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'da olacak tabii, sözleşmeyi kabul ederse. Arda Güler'den sonra Orkun Kökçü. Evet, Orkun Kökçü'nün profilinde ufak düşüşler var arkadaşlar ama ya Orkun'un olayı zaten Türk pasaportlu olması. Türk pasaportlu oyuncu çok az oyunda. Orkun'un da sözleşme opsiyonunu kullanacağız. Ciddi bir opsiyonu var. 34,5 milyon euro falan ama alacağız arkadaşlar. Orkun da iyi bir sezon geçirdi. 15 gol, 14 asist, 29 gole katkı ve 7.23 performans puanı ortalaması bir merkez orta saha için oldukça iyi. Başarılı bir sezonu geride bıraktı diyebiliriz. Orkun Kökçü için arkadaşlar. Ve Sacha Boey. Sacha Boey profil oldu zaten arkadaşlar. Artık bekli bir oyuna geçtik. Sağ kanatta bek olarak kullanabiliriz Sacha Boey'i. Bu sezon 7.23 performans puanı ortalamasıyla oynadı. 38 maç, 37'si ilk 11 olmak üzere. 2 gol, 1 asist var Sacha Boey'in.
Sacha Boey'nin arkadaşlar Türk vatandaşlığı hakkı kazanmasına sadece 52 gün kaldı. Tabii ki şu var, bu 52 gün tamamladıktan sonra milli takıma davet edilmesi lazım ve milli takımın teklifini kabul etmesi lazım. Umarım bunu yapacak arkadaşlar. Umarım yapacak. Çok önemli. Sacha'nın Türk olması elimizi çok rahatlatacak diyebilirim. Evet, Ernst'i de geçelim. Romero. Evet, Romero'ya çok fazla bakmayacağım ama peşinde Ren ve Ajax var. Satabiliriz arkadaşlar. Gallagher bir free transferdi Gallagher. Peşinde Napoli, Benfica, Al Nassr var. Ondan da çıkabiliriz. Domine'yi satmayı düşünüyorum. Baya bir takım peşinde. Fatavu'yu satabiliriz. Nottingham Forest Porto istiyor arkadaşlar. Yani kısacası durum bundan ibaret. Önümüzdeki sezon çok çok daha iyi bir Galatasaray kurmaya çalışacağım. Hadi vereyim spoiler'ı. Gelen oyuncular arkadaşlar, iki tane free transferle ilgileniyoruz dedik. Zaten birini gördünüz. Ruben Neves 20, 29 yaşındaki Al Hilal'in orta sahancısı. Sözleşmeyi verdik ama Newcastle'da sözleşme önerdi. Bir diğer isim de Gabri Veiga. O da Al Ahli'nin orta sahası, 24 yaşındaki oyuncu. Ona da Borussia Dortmund'un bir teklifi var. Bakalım bizi tercih edecekler mi? Ciddi sözleşmeler veriyoruz. Özellikle imza parasını yüksek tutuyorum bizi tercih etmeleri için. Ama artık Şampiyonlar Ligi şampiyonuz. Yani bizi tercih etmemeleri için neden yok? İkisi de çok iyi oyuncu. Direkt cuk diye iki orta sahamız olur. Ruben Neves'i koyarız arkadaşlar Gizli Libero'ya. Gabri Veiga da serbest defansif orta sahada mis gibi oynar, ben söyleyeyim. Hem her açıdan kuvvetliler. Teknik, zihinsel ve fiziksel olarak kuvvetli oyuncular. Şimdi önümüzdeki sezon transfer bütçesine de baktığımızda arkadaşlar, 176 milyon euroluk transfer bütçesiyle giriyoruz. Maaş bütçemizde 97 milyon euroda ve artı 18 milyon euroda yaklaşık olarak. Genel durum 139,5 milyon euromuz var kasamızda. İyi bir durumdayız. Borçlara şöyle bir göz attığımızda 173 milyon euro borcumuz var. Ama hareketli bir transfer dönemi olacağının altını çizelim arkadaşlar. Evet, müthiş bir sezonu geride bıraktık gerçekten. Transfer döneminde elimden gelen en iyisini yapacağım. Bu sezonki hataları yapmamaya çalışacağız arkadaşlar ve daha iyi bir Galatasaray izleteceğiz. Planlamamızı yeni taktiğimize göre yapacağız. Bunun altını çizelim. Başkandan yeni stat da isteyeceğiz bu arada. Bunun da altını çizelim. Bu arada biz kendi istatistiğimizde baktığımızda 175 maç oynamışız. 157 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyetimiz var. 587 gol atıp 137 gol yemişiz. Galibiyet yüzdemiz %89. Güzel. Türkiye, tabii ki Türkiye Ligi'nin de faktörü var ama güzel bir galibiyet yüzdesi diyebiliriz. Neredeyse 10 maçın 9'unu kazanmıştık. Evet, muhteşem sezon geride kaldı. Önümüzdeki videoda hem transfer yapacağız, 4. sezon yaz transfer dönemi, hem de Dünya Kulüpler Şampiyonası. Bakalım o iki free transfer olursa, satışlar yaparsak, çok ciddi bedeller alabilirsek arkadaşlar, elimizden gelen itibarımız da yükselecek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan dolayı. Kaliteli oyuncuları takıma katmaya çalışacağız. Bitiriyorum. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Hoşça kalın ve Football Manager 2024'te kalın diyorum.